Saatlerimiz 11'i gösteriyor. A Haber ekranlarında gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yeni güne ve yeni haftaya Mersin'den gelen acı bir haberle başladık. Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi. 5 askerimiz şehit oldu. Kaza sabah saatlerinde yaşandı. Mersin'in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüs freni boşalarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Mersin Valiliği kazada otobüs şoförüyle 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ağır yaralı 10 asker Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor. Mersin'e gideceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Miras karşımızda olacak. Mehmet Miras, kolaylıklar dileyim. Kaza ilişkin son bilgileri senden alalım. Sabah saatlerinde Kıbrıs'a gidecek olan askerleri taşıyan otobüs Mut Karaman yolu zeytinlik mevkiinde devrilmesiyle 5 askerimiz şehit olmuştu. 10 asker de yaralandı. Kazada yaralanan askerler Mut ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü ile 5 şehit asker ve 10 yaralı olan kaza yerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Mersin Valisi Ali İhsan Su incelemelerde bulunmak üzere Mersin'in Mut ilçesine geliyor. Ve bu arada da çok geniş bir önlem altında o bölgede bu kazanın neden olduğu araştırılıyor. Tabii bize çok kısıtlama bilgiler geliyor ve bu nedenle de biz yaralıların isim ve şehitlerimizin isimlerine ulaşmakta zorlanıyoruz. Ama ilerleyen dakikalarda Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da bir açıklama bekleniyor bu kazayla ilgili. A Haber muhabiri Mehmet Miras'a notları için teşekkür edelim. Günün bir başka sıcak gelişmesiyle devam edeceğiz. Terörle mücadele notlarına bakacağız. Yıldırım 3 Ağrı Dağı harekatı başladı. Hemen o sıcak noktaya döneceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Geçkel karşımızda olacak. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Önemli bir operasyon. Peki detaylarda neler var? Evet, Ağrı'da Yıldırım 3 operasyonu başlatıldı. Bölge operasyon kapsamında çok sayıda jandarma komando birlikleri sevk edildi. Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden çıkartabilmek adına başlatılan operasyon an itibariyle devam ediyor. Bölgeye çok sayıda personelin, askeri birliğin sevk edildiğini belirtelim. Aynı zamanda operasyona havadan da destek verileceği ifade edildi. Ağrı'da başlatılan Yıldırım 3 operasyonu sabah saatleri itibariyle düğmeye basılmıştı. Bölge çok sayıda jandarma birlikleri, jandarma komando birlikleri, jandarma özel harekat birlikleri sevk edildi. Ağrı Dağı'nın çevresinde yine Kars'ı da kapsayacak olan operasyonda bölgede barınabilecek terör örgütlerini ülke gündeminden çıkartabilmek ve terörün gerçekleştirdiği faaliyetleri son verebilmek adına başlatılan operasyonda bölgeye sızma girişiminde bulunacak teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Bölgeye bu kapsamda da çok sayıda askeri birliklerin sevk edildiğini bir kez daha ifade edelim. Ağrı'da Yıldırım 3 operasyonunun an itibariyle devam ettiğini belirtip gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğimizi söyleyip sözü tekrar size bırakalım. Mehmet Geçkeli, notları için teşekkür ederim. Günün bir başka sıcak gelişmesiyle devam edeceğiz. Terör örgütü PYD-PKK elebaşlarından Salih Müslim'in teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi. İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan PYD-PKK elebaşlarından Salih Müslim'in yeğeni Dalia Mahmut Müslim adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Viyan Şervan Kodatlı Müslim, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Müslim, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Sayın seyirciler, İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Beyoğlu'nda 4 katlı bir binada ilk belirlemelere göre klimadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Binanın en üst katı alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangını söndürme çalışması ise halen sürüyor. Abi itfaiye giremez buraya. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleşecek. Peki o toplantının gündeminde hangi maddeler olacak? Şimdi o sorunun yanıtına bakalım. Kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. A Haber muhabiri Rüya Akkuş karşımıza. Rüya, kolaylıklar dileyelim. Sıcak gündem maddelerini senden alalım. En önemli kabine toplantılarından bir tanesi olacak. Çünkü sadece günler sonra Kurban Bayramı başlayacak. Herkes şunu merak ediyor. Acaba seyahat kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması olur mu? Öncelikle şunu söyleyelim. Aslında böyle bir kısıtlama bu bayramda beklenmiyor. Yani Ramazan Bayramı gibi olmayacak. Peki neler olacak? İşte kabinede bunlar konuşulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum gerçekleştirecek kabine üyelerine. Hem salgının geldiği durumu hem de önümüzdeki dönemde rakamsal olarak vakalar ne seyirde olur. Bunları anlatacak bilimsel verilerle Fahrettin Koca. Bununla beraber elbette ki kabine toplantısından bir çok tavsiyenin çıkmasını bekliyoruz bizler. Özellikle bayram namazına ilişkin neden böyle söylüyoruz? Çünkü hem mesafenin korunması gerekiyor, hem maskenin takılması gerekiyor, hem de bayramlaşma demek, kucaklaşma demek. Bu kapsamda da hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Tavsiye kararların gelmesi muhtemel. Ve elbette ki diğer önemli gündem başlığı da şu olacak. Bir açıdan da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. 31 Ağustos'ta okulların açılması planlanıyor. Eğer ki vakalar böyle seyrederse ve ikinci dalga başlamazsa. Bununla beraber Milli Eğitim Bakanı hibrit eğitim sisteminden bahsetti. Peki bu ne anlama geliyor? Başka bakanlıklara nasıl görevler düşüyor? Ortaklaşa bir çalışma yürütülecekse nasıl yapılacak? İşte bu yüzden de kabinede yine bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor konuyla ilgili. Yine aynı şekilde dünyadaki gelişmeler, onlar da gündemde olacak. Türkiye Ayasofya'ya ibadete açtı. Artık onun için Ayasofya Camii diyoruz bizler. Ama bununla beraber dünyadan da tepkiler gelmeye başladı. Bu konuşulacak. Yine bununla beraber ek olarak Ege Denizi'ndeki daha ziyade Doğu Akdeniz'de oluşan gerilim ve gittikçe artan gerilim o da masada olacak. Ve elbette ki Libya'daki son gelişmeler, Türkiye'nin istediği çatışmazlık ortamı bunlar da olacak. Hali hazırda yeni başlayan bir operasyon var. İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Operasyona ilişkin son seyir bunlar da gündemde olacak. Ve tabii ki Türkiye'nin sınırının hemen dışında terörü yerinde bitirme politikası yürütmüş olduğu terörle mücadele. İşte bunlar da yine aynı şekilde masada olması beklenen gündem başlıkları. Akşam saatlerine biz bir açıklama yapılmasını da bekliyoruz. Takip edeceğiz. Ekranlara canlı olarak getirmeyi tabii ki ihmal etmeyeceğiz. Rüya Akkuş'a notları için teşekkür ederim. Biz Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bakacağız. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de atmış olduğu adımlar pek çok ülkeyi rahatsız etmişe benziyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'la yapmış olduğu işbirliğini yeterli bulmadı ve Fransa'yla yakınlaşmaya başladı. İki ülke askeri güç işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Doğu Akdeniz'de Rumlar ve Fransızları Türkiye korkusu sardı. Türkiye'nin başarılı Doğu Akdeniz faaliyetleri bazı ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor. Bu ülkelerin başındaysa Fransa geliyor. Paris yönetimi Türkiye'nin sondaj çalışmalarını durdurmak için her yolu deniyor. Son olarak Fransa, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle dikkat çeken bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre iki ülke deniz ve havada güçlerini birleştirecek. Buna göre Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bulunan 3 ayrı deniz üssü tekrar inşa edilecek. Ayrıca Fransa bir askeri hava üssünü modernize ederek kullanıma sunacak. Uzmanlarsa iki ülke arasındaki yakınlaşmayı Rum yönetiminin Yunanistan'ın verdiği desteği yeterli görmemesi olarak yorumluyor. Sayın seyirciler, Türkiye Naftex diplomasisiyle dünyaya nasıl bir mesaj veriyor ve uluslararası dengeler hangi yönde değişiyor? İşte uzmanlardan önemli fikirler.
Yunanistan'ın atabileceği pek adım olduğunu düşünmüyorum. Zaten Meis Adası'nın bu kadar 2 kilometre ötesinde Türkiye'nin kara sınırlarına olması zaten baştan bir hata. Yani tarihsel süreç içerisinde bizim böyle bir adanın bu kadar burun, Kos Adası Bodrum'un hemen burnunun aslında dibinde. Aslında mesafeyi ama gösteren bir haritamız yani daha var. Onu bu da getirebilirsek. Bu mesafelere baktığımızda adaların ne kadar çok bize yakın olduğunu görüyoruz. Yani bakar mısınız? Meis Adası burası. Tam evet. Yani gözle görülür mesafede olduğunu görüyorsunuz ve ben yabancı basına baktığımda BBC olsun işte Almanların yayınlarında da göz mesafesinde bir ada olduğu hep vurgulanmış. Ve burada 15-20 kilometrelik bir alanı olan adada sizin dediğiniz gibi 50 bin kilometre kareye kadar bir alanı talep etmeleri, hak iddia etmeleri bir kere zaten akıllara ziyan bir şey ve uluslararası hukuk kurallarına da tamamen aykırı bir şey. Burada bizim tabii ki Oruç Reis gemisi ve Oruç Reis'i de koruyan bayağı bir, yanılmıyorsam 15 gemi falan diye okudum. Fırkateynlerimiz var. Fırkateynlerimiz evet var. Bunun sonucunda bir sıcak çatışma olur mu? Ben olacağını düşünmüyorum. Buna cesaret edebileceklerini de düşünmüyorum. Çünkü bu sadece Meis'le kalmaz o zaman. Bizim Ege'deki diğer adalarında da çevresindeki işte biliyorsunuz bir uluslararası deniz alanımız, sahamız var. Bir kıta sahanlığı alanı var. Bir de biliyorsunuz Lozan Antlaşması'yla elde etmiş olduğumuz belli bir şeyimiz var, deniz alanlarımız var ve bunu 12 mile çıkarmak gibi bir hevesleri de var Yunanistan'ın. Zaten böyle bir şeyi biz savaş olarak, kasus belli olarak. Yani burada aslında daha çok huzursuz olan olacak taraf Yunanistan çünkü burada onlarca, yüzlerce irili ufaklı ada var. Evet, hatırlarsanız 96 yılında bir Kardak krizi yaşamıştık. Evet. Üstünde aslında hiç kimsenin yaşamadığı ufacık bir kayalıktı. O bile büyük bir gürültü çıkarmıştı. Şimdi kalıp gelip de burada Meis'te bizimle bir sıcak çatışmanın eşiğine gelmek isteyeceğini ben Yunanistan'ı düşünmüyorum. Yunanistan işte Avni Bey'in de söylediği gibi zaten şurada geçen yıl mı evvelsi yıla kadar borçlarını ödeyemez durumda bir ülkeydi. Peki neyine güveniyor? Yani neden bu şekilde Türkiye'yi sürekli taciz ediyor? Deminden beri konuştuğumuz Doğu Akdeniz'de bir takım dizaynlar içerisinde arkasında Fransa'nın olduğunu, işte Mısır'ın olduğunu, özellikle İsrail'in olduğunu görüyoruz. Biraz ben Türkiye'yi bu ülkelerin burada kontrol edilebilir bir ülke haline getirmek gibi bir çabaları olduğunu görüyorum. Yani bugün bakıyorsunuz ki İsrail nasıl Suriye'de İran'ı istemiyor ve sürekli buradan İran'ı temizlemeye çalışıyor. Yani Suriye'de yok etmeye çalışıyor. Şimdi Libya'da Türkiye'nin bir üssünün olması da İsrail'i ve Mısır'ı çok rahatsız ediyor ve Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Yani bir foothold diyorlar. Yani orada bir ayağının olması. Çünkü Türkiye kontrol edilemeyen ve dizginlenemeyen ve gittikçe de askeri açıdan da güçlenen bir ülke. Ama dediğim gibi deminden beri konuşuyoruz. Bu alanlarda biz iki tane bölgesel güç, Yunanistan ve Türkiye, iki komşu güç. Ama uluslararası ittifakların işlemediği, uluslararası sistemde hegemon gücün olmadığı, yani deminden beri diğer konuşmacılarımızın da dikkat çektiği gibi ne Amerika'nın ne de Rusya'nın bir boşluk oluşturamadığı bir uluslararası sistem var. Çin'den hiç bahsetmiyoruz. Yani bir global gücün olmadığı bölgede şimdi Türkiye ile Yunanistan'ın hep bir çatışma içerisinde veyahut da sıcak çatışma olmasa da çatışmaya gelir mi, sıcak çatışmaya döner mi dediğimiz bir işte Navtex ilan ediyor. Navtex'in de ne olduğunu aslında anlatsak izleyenlere. Çok kısa lütfen. Navtex çok enteresan aslında. Denizcilik, ben de o emekli oramiral şeyden Gürdeniz Bey'den baktım. Ona referans vereyim. Oradan baktım. Navtex aslında bölgedeki işte meteorolojik bilgileri, işte mesajlaşmaları, bölgedeki yani bölge derken denizlerdeki gelişmeleri bildiren bir cihaz. Yani gemilerin işte köprü üstünde diye tabir edildiği bölge kısmında yerleştirilen bir cihaz. Navtex deyince Türkiye bir anda işte Yunanistan orduda tatilleri iptal ediyor vesaire. Yani
hani ders diyorum, özür dilerim, programın başında da söyledik ya, çok ilginç, Yunanistan sürekli tehdit algısı pompalıyor. Kendi kamuoyuna da, kendisi de Türkiye'den gelecek tehditleri birken beş yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde ise Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi var. Bu seçim öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat adayı Joe Biden'a sert sözlerle yüklendi. Joe Biden'ı zihinsel yeteneklerden eksik olmakla itham etti. Biden'ın zihinsel yetenekleri liderlik etmeye uygun değil. Bu sözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ait. Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ı sert sözlerle eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimleri yaklaşırken, Trump'la Biden arasındaki rekabet de alevleniyor. Son günlerde iki siyasetçi arasında zihinsel yetkinlik tartışması patlak verdi. Trump, Biden'ın davranışlarında bozukluk olduğunu ve test yaptırması gerektiğini iddia etti. Zihinsel kapasite tartışması sosyal medyada da devam etti. Twitter üzerinden paylaşım yapan Trump, Joe Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil ifadesine yer verdi. Öte yandan sosyal medyada seçmenlerine seslenen Trump, seçimi %100 kazanacağını iddia etti. Ekonomide önemli gelişmelerle yeni haftaya başladık. Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan vermiş olduğu mesajla başlayalım ekonomi bölümüne. Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç. 23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden 2-0 atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun diyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Ki Berat Albayrak'ın da vurguladığı gibi Borsa İstanbul'da bugün itibariyle yeni bir dönem başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde artık endeks sadeleşiyor. 2-0 atıldı. Peki detaylarında neler var? Şimdi o sorunun yanıtına bakalım. Borsa İstanbul'da yeni dönem başladı. 23 yıl aradan sonra endekslerden 2-0 atıldı. BIOP endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını da içeren BİSTEK işlem sistemi güncellemesi de devreye alındı. Endekslerden 2-0 atılmasıyla birlikte endeks değerinin virgülden sonra 2 hane gösterilmesine devam ediliyor. 120 bin civarında olan endeks artık 1200'lerle ifade ediliyor. Uygulamayla endekslerin bölen değerleri yüzde çarpılarak endeks değerlerinin 2-0 atılmış olarak hesaplanması sağlandı. Endeks vadeli işlem sözleşmeleri büyüklüğü 100'den 10'a düşürüldü. Bu kapsamda minimum fiyat adımı 0,025'ten 0,25'e çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, borsa endekslerinden 2-0 atılmasını yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç. 23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden 2-0 atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun ifadeleriyle değerlendirdi. 1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olarak faaliyete başlayan borsada ilk olarak 1997'de endeksten 2-0 atılmıştı. Yılın ikinci işlem günü olan 3 Ocak 1997'de 100 bini geçerek 103.500 olan endeks 1035 olmuştu. Peki sadeleşme ile birlikte BIST 100 endeksinde yeni hafta ile birlikte nasıl bir rakam karşımıza çıkıyor? Borsa İstanbul %0.61'lik yükselişle 1199 puanla yeni günde ve yeni haftada işlem görmeye devam ediyor. Peki şimdi bu sadeleşmeyi konuşacağız. Sadeleşmenin detaylarına bakacağız. Hemen kameralarımızı Borsa İstanbul'a çevireceğiz. A Haber muhabiri Burak Uzun karşımızda olacak ve hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim ve karşımızda Burak var. Burak, kolaylıklar dileyelim. Borsada yeni bir dönem başladı, sadeleşme dönemi. Peki detaylarda neler var? Gökhan Kurt, sizin de söylediğiniz gibi bugün Borsa İstanbul'da yeni dönemin ilk günü, piyasaların ilk açılış günü. Bugün borsa endeksinden 2-0 atıldı. Aslında tarihi bir gelişme diyebiliriz. Biz de bu gelişmeyi canlı yayında konuklarımız sermaye piyasaları uzmanı Sayın Doktor Berra Doğaner ve Ağlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Sayın Barış Ürkün'le birlikte değerlendireceğiz. Berra Hanım, aslında tarihi bir gün dedik. En son 23 yıl önce bu tarz bir gelişme olmuştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü gelişmeyi? Evet, bu tarihi günde borsada sizlerle A Haber'le beraber bunu paylaşıyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olsun diyorum. Borsamız 1986 yılında kurulduğunda endeks değeri 100 olarak belirlenmişti. 11 yıl sonra 100 bini geçti. 3 Ocak 1997'de
2-0 atıldı. 1035 oldu. Bakın aradan 23 yıl geçti. Ne kadar bereketli bir endeksimiz var. Sermaye piyasası getirilerimizin de iyi olduğunu böylece de görüyoruz. 23 yıl sonra bugün tekrar 120 binli seviyelerde 2-0 atılarak 1200'e düştü endeksimiz değer olarak. Olumlu bir gelişme. Dünyaya daha paralel hale geliyoruz. Dünyada 100 tane borsa var faaliyette olan. Bunlardan biz dahil 6 tanesinde 100 binli endeksler vardı, 6 basamaklı. Şimdi biz de 4 basamaklı endeks haline geldik. 95 tanesi altının altında. Diğer 6 basamaklı ülkeler Tahran borsası, Venezuela borsası, Arjantin borsası gibi çok yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlarla boğuşan ülkeler bizi bunların arasından çıkartıp kendi daha layık olduğumuz yere de yerleştiren bir adım oldu. Takip açısından, karşılaştırılabilirlik açısından olumlu bir adım olarak yorumluyorum. Gerçekten önemli noktalara değindiniz Berra Hanım. Ben bu bağlamda Barış Bey'e de dünyadaki örnekleri sıraladı Berra Hanım. Bu anlamda değerlendirdiğimde siz de küresel ölçekte de bir karşılaştırma yaptığınızda yatırımcı davranışları nasıl etkilenecek? Psikolojik bir etki bırakacak dedik endekslerin 2-0 atılması. Bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz gelişimi? Şimdi tabii endeks 100 bin iken bir farklı belki bir bakış açısı olabilir. Pahalı algısı yaratabilir. Bunu hepimiz konuşuyoruz. Tabii şimdi baktığımızda hani 100 binden 2-0 atalım 1000. Hani şu anda da baktığımızda endeksi zaten 1200 civarında bir fiyatlama var. Hani pahalı algısından biraz daha sanki yani ucuzmuş algısı yaratırsa belki yatırımcıların gözünde bir daha iyi konumda gözükebilir, daha güzel gözükebilir. Görüntü anlamında hani de bahsettiğimiz gibi gözükebilir diye bir yorum yapabiliriz. Tabii Borsa İstanbul'daki bu endeksin böyle bir sıfır atılmasının temel anlamda hisse senetleri bazında bir değişkenlik yarattığını tabii söylememiz mümkün değil. Yani hisse fiyatlarında bir değişiklik yok. İşte değerleme anlamında bir değişiklik yok. Borsa İstanbul'u etkileyecek dinamikler anlamında bakıldığımızda hala aslında yerli yerinde her şey duruyor. O yüzden de fiyatlamaların gidişatı açısından bakıldığında her şey aslında aynı şekilde devam ediyor. Ona göre fiyatlamanın devamının ne olacağını takip ediyor olacağız. Ama dediğimiz gibi endeksten 2-0 atılmasıyla gelinen bu yeni seviye, yeni görüntü dünyanın diğer işte gelişmiş ülke borsalarıyla baktığımızda endeks değerler açısından bir eş değer görüntü oluşturdu. O açısından bakarsak da işte 100 binli seviyeler az önce bahsetmiş olduğu gibi Berra Hanım'ın daha bizden enflasyon anlamında mesela örnek vermek gerekirse kötü olan ülkelerin endeks değerlerinden uzaklaşmış olmamız, daha sade bir görüntüyle gelişmiş ülke borsalarının değerlerine yakın bir görüntüye sahip olmamız bir açıdan da nereden bakacak olursak yatırımcı gözünde biraz daha prestij açısından iyi bir konuma gelmiş gibi söyleyebiliriz. Aslında bugün sıkça zamanlama noktasında birçok değerlendirmede bulunduk. Zamanlama noktasında değerlendirdiğinizde pandeminin yavaş yavaş normalleşmenin başlamasıyla tabii sermaye piyasalarına nasıl bir gelecek dönem öngörüyorsunuz bu gelişmeyle birlikte? Tabii şimdi hani nasıl 1997 yılının başında endeks 103.500'ü gördüyse bu aslında borsaya olan ilginin neticesinde olmuş bir değer. Yoğun ilgi neticesinde gelinen bu seviyeden sonra sadeleştirme adımından sonra o zamanki dinamiklere göre bakıldığında endekste yeniden bir yükseliş ivmesi yakalanmış ve gelinen nokta itibariyle 23 senede yeniden 100 bin seviyelere doğru gelmişiz. Şimdi tabii bundan sonraki aşamada hem teknolojinin biraz da ilerlemesi, teknolojik altyapısının Borsa İstanbul tarafında geliştirilmiş olması, yeni sistemlere entegre olmuş olmamız, biraz daha yabancı yatırımcının işlem yapmasını kolaylaştırıcı adımlar atmamız teknik manada baktığımızda hızlı işlemlerle birlikte. O yüzden biraz daha bu açıdan zamanlamasının da bu pandemi döneminde yerli yatırımcı algısında atmaya başlamış olmasıyla biraz daha iyi bir konumda olduğunu o açıdan söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Sayın Barış Ürkün ve Sermaye Piyasaları Uzmanı Sayın Doktor Berra Doğaner'le bugün Borsa İstanbul'a gerçekleşen endekslerden 2-0 atılması gelişmesine BİST'teki güncellemeleri değerlendirdik diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Ve Ayasofya Camii. Ayasofya Camii Cuma günü Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. O günden beri de Ayasofya Camii ilgi görmeye vatandaşlar oraya uğramaya devam ediyor, gelmeye devam ediyorlar. Son durum ne? Son bilgilere bakacağız şimdi. Hemen kameralarımızı Ayasofya Camii'ne çevireceğiz. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek karşımıza. Tülay, kolaylıklar dilerim. Sabah erken saatlerden itibaren Ayasofya Camii'ndesin ki vatandaşların ilgisi de her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunu da görebiliyoruz. Peki son durum ne?
Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Bizler tarihi noktanın hemen önündeyiz. Yani Ayasofya Camii'nin hemen önündeyiz. İşte hemen kameraman arkadaşımdan rica edeyim böyle size etrafı göstersin. Ben de buradakileri aktarmaya çalışayım. Eğer Ayasofya'ya hiç gelmemişsiniz gelen vatandaşlar için şöyle bir soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Hemen girişte kontrollerden geçen vatandaşları böyle iki alan karşılıyor. Diğer bir tarafta kadınlar bölümü oluşurken diğer tarafta ise erkekler bölümü oluşuyor. Hasırlar hazırlanmış. Tabii bir yandan yine ses sistemi, ekranlar koyuldu. İçerideki cemaate dışarıdaki insanlar, vatandaşlar da eşlik edebilsin diye böyle bir kolaylık sağlandı. Tabii bu hasırlar, bu hazırlıklar bayramın sonuna kadar böyle devam edecek. Bunu belirtelim. Her geçen gün tabii vatandaşlar tarafından ilgi artıyor. Bu 4 gün içinde neredeyse Ayasofya hiç boş kalmadı diyebiliriz. Böyle hemen içeri doğru ilerleyelim. Zamanımız da çok kısıtlı. Hızlı hızlı adımlarla gittik mi? Yine aynı şekilde vatandaşların burada olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde sağda solda dezenfektanlar bütün vatandaşları karşılıyor. Yani sosyal mesafelere uyulması, temizlikler, her şey düşünüldü diyebiliriz. Hemen iç kısma doğru gidiyoruz. Tabii her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Özellikle de vakit namazları yaklaştı mı Ayasofya daha da bir kalabalık oluyor. Yoğun ilgi var, yoğun merak var diyelim. Şöyle hemen ilerledik mi Ayasofya'nın girişinde de yine aynı şekilde böyle gördüğünüz gibi vatandaşlar Ayasofya'nın her köşesinde fotoğraf çekiliyor, videolar çekiyorlar. Buradaki değişiklikleri merakla belgeliyorlar diyebiliriz. Tabii yine içerisi daha kalabalık. Şöyle yavaştan ilerledik mi sizlere göstermeye çalışalım. Hemen sağ tarafta işte kadınların bulunduğu bölüm bulunuyor. Hemen ileride ise şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Hemen ilerleyelim ve asıl kısmı sizlere gösterelim. Erkekler kısmına doğru gireceğiz. Gördüğünüz gibi neredeyse 7'den 70'e yani çocuk olsun, erkek olsun, kadın olsun. Herkes neredeyse Ayasofya'ya geliyor diyebiliriz. Özellikle de zaten 2 saat sonra öğlen namazı kılınacağı için Ayasofya'ya daha çok ilgi ve kalabalık oldu. Hemen içeri girdik mi bize böyle enerjisi yüksek, huzur dolu bir atmosfer bizleri karşılıyor. Etrafa bakıyoruz. Burada herkes neredeyse fotoğraf çekiliyor. Bazıları da şöyle ilerleyelim. Hemen ileride gördüğünüz gibi bazı vatandaşlar da kenara oturmuş. Buranın her köşesini incelemeye çalışıyor diyelim. Kimileri şöyle hemen köşede Niyazi arkadaşımdan da rica edeyim. Köşe tarafta da namaz kılanlar var, şükür namazı kılanlar var. Öğlen namazını bekleyen vatandaşlar var diyebiliriz. Aslında şöyle çok kalabalık. Aslında bu her duyguyu yaşayan vatandaşlara da aslında mikrofon uzatmak istiyorum ama yayınımız çok kısıtlı olduğu için biraz ön kısımlara gideceğiz. Sizlere ön kısımları da göstermek istiyorum. Şöyle ilerlersek Niyazi gelirsen. Şöyle namaz alanı oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi bazı vatandaşlar burada öğlen namazından önce namazlarını kılıyorlar. Şerit halinde oluşturmuş bu bölgelerden ileri gidemiyorlar aynı şekilde. Yine sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kılıyorlar. Maskesiz hiçbir şekilde camiye giriş olmuyor. Eğer maskesiz girerlerse burada bulunan görevliler tarafından vatandaşlarımız sürekli uyarılıyor diyelim. Hemen sağ tarafta kadınların bölgesi var. Kadınlarımız da orada namazlarını kılıyor. Hemen ilerledik mi? Şöyle Niyazi arkadaşım şurayı gösterirse ileride de boş bir alan var. Boş bir alanda halıya serilmemiş. Yani Bizans İmparatorluklarının taç giydiği bölüm. Yani bu tarihi mirasa saygı olsun diye oraya halı serilmemiş diyebiliriz. Tabii dezenfektan işlemleri her namaz sonrası yapılıyor diyelim. Son olarak toparlamak gerekirse 7/24 Ayasofya Camisi açık. 7/24 ziyaretçilerini bekliyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Tülay Ayçiçek'e notları için teşekkür edelim ve milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği o sonuçlar. YKS sonuçları kısa bir süre önce açıklandı.
Sınav sonuçlarına ilişkin haber ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu kapsamda adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecekler. Tercihler ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Peki o sınav sonuçlarının detaylarında neler var? İşte o detaylara ilişkin bilgileri de ÖSYM Başkanı Halis Aygün kendi sosyal medya hesabından duyurdu. YKS birincileri 5 ilden çıkmış durumda. 5 adayımız var. TYT birincileri Ankara, Antalya, Aydın, Çorum ve Nevşehir. AYT birincilerinde ise yine 5 isim birinciliği almış durumda. Sözel'de İzmir'den, eşit ağırlıktan Osmaniye'den, sayısaldaysa İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinciler çıktı. Yabancı dil sınavındaki birinciler ise 4 aday İstanbul'dan, 1 aday ise NİDE'den çıkmış durumda. Adaylarımızı tebrik edelim diyor ÖSYM Başkanı Halis Aygün. Şimdi ise tercih heyecanı başlıyor adaylar için. Ve bir yandan da gündemin ilk sırasına yer alan bir başka madde. Koronavirüs salgını. Türkiye'nin koronavirüs salgında elde etmiş olduğu başarılar Balkan ülkelerinde dikkatini çekmiş durumda. Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler kategorisinden çıkardı. Türkiye'nin koronavirüse karşı başarılı mücadelesi devam ediyor. Virüse karşı verilen mücadele Türkiye'ye olan güveni de arttırdı. Son olarak Romanya, Türkiye'yi koronavirüs riskli ülkeler listesinden çıkardı. Buna göre ülkeye Türkiye'den gelen kişilere 14 gün karantina uygulanması yapılmayacak. Bir yandan da Almanya'ya gözler çevrilmiş durumda. Almanya'dan ise dikkat çeken bir açıklama var. Sağlık Bakanı'ndan geldi. Riskli ülkelerden gelenlere test yapılması önerisinde bulunuyor. Peki neler oluyor Almanya'da? Şimdi bu sorunun yanıtını alalım. A Haber muhabiri İsmail Erel karşımıza. İsmail, kolaylıklar dileyelim. Avrupa'da bir yandan ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Bir yandan da Almanya'dan gelen bu açıklama var. Peki nasıl değerlendirilmesi gerekiyor? Evet, şimdi tabii aslında son günlerdeki gelişmeler Alman siyasileri biraz endişelendiriyor. Çünkü tatilden dönenlerde koronavirüs tespit edilmeye başladı. Sağlık Bakanlarının koronavirüsle ilgili olarak aldığı kararlar da tartışılıyor. Siyasiler riskli bölge ilan edilen, yani Almanya'ya göre riskli olan ülkelerden dönenlerin bundan böyle havaalanlarında test edilmesine karar verdi. Tabii riskli bölge sayılmayan ülkelerden dönenler de gönüllü olarak 3 gün içinde sağlık dairelerinde veya doktorlarda test yaptırabilecekler. Şimdi siyasilerin en çok tartıştığı konu dediğimiz gibi test meselesi, Alman basını da bu alanda siyasilere yüklenmeye başladı. Madem riskli bölgeye seyahat eden var, bunların test ücretlerinde devlet değil kendileri üstlensin dedi. Bilindiği gibi Almanya'ya göre riskli ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Buna göre Türkiye'den dönenler de bir nevi havaalanında mecburen test edilmek zorunda kalacaklar. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise öncelikle tatilcilerin kendi sorumluluk duygularına güvendiklerini söyledi. Ama bir yandan da biz bu testi mecbur tutup tutmamayı düşünüyoruz, ciddi şekilde hukukçularımız inceliyor bu işlemi dedi. Almanya'da son günlerde koronavirüs sayılarının yeniden yükselmesinin Almanya'ya dönen tatilcilerle ilgili olduğunu da söyledi Bakan Spahn ve burada özellikle iki bölgenin ismini verdi. Balkanlardan ve Türkiye'den dönen tatilcilerden kaynaklı küçük bir artıştan söz edebiliriz dedi. Bakan Spahn aynı zamanda bütün bölgelerde dikkati elden bırakmama çağrısında bulundu. Biz tatilden dönenlere test yaparak aslında Almanya'daki halkın güvenliğini sağlamak istiyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. İsmail Erel'e notları için teşekkür edelim. Gündeme ilişkin bir başka çarpıcı görüntüyle devam edeceğiz. Adresimiz bu kez Diyarbakır olacak. Diyarbakır'da yüzü maskeli bir grup çöp kamyonunu ateşe verdi. Vatandaşa hizmet için çalışan çöp toplama aracı ateşe verildi. Olayın adresi Diyarbakır Bağlar. Yüzleri maskeli bir grup önce çöp kamyonunu durdurup şoförü araçtan indirdi. Sonra da ateşe verdi.
çöp kamyonu alev alev yandı. Bölgede panik yaşandı. Polis ekipleri aracı ateşe verip kaçan 4 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Takvimler 27 Temmuz 2008'i gösteriyordu. 2008'de Güngören'de çöp kutusuna bırakılan iki bombanın patlatılması sonucu 17 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün o hain saldırının 12. yıl dönümü. A Haber muhabiri Ramazan Almaşehir o gün yaşananları anlatmak için bizi bekliyor. Ramazan Almaşehir'e dönelim. Ramazan kolaylıklar dileyelim. Tam 12 yıl oldu. Peki o gün neler yaşanmıştı? Buradaki vatandaşlar, özellikle esnaflar hala o günün acısını yaşıyorlar. Çünkü gerçekten de o dönem yaşanan olaylar, o terör saldırısı, terörün gerçek yüzünü bir kere daha gözler önüne sermişti. Çünkü masum insanlar hayatını kaybetmişti. Çok haince bir plan hazırlamışlardı. Hemen detaylarına paylaşalım. Bulunduğumuz nokta trafiğe kapalı bir alan ve bu noktada vatandaşlar hem alışveriş hem de dinlenmek için, yürüyüş yapmak için çıktıkları bir alan. O hain saldırıyı gerçekleştiren teröristler iki noktada bu planlamayı yaptılar. Birinci planlaması bu bölgedeydi. Burada daha önce o 2008 yılında saldırının gerçekleştiği dönemde bir telefon kulübesi vardı. Telefon kulübesinin burada bir patlama meydana geldi. İşte amaç vatandaşları bu patlamanın olduğu yere toplanmasını sağlamaktı. Ve bunda da başarılı oldular o hain saldırıyı gerçekleştiren teröristler. Bu patlama sesine dışarıya çıkan vatandaşlar 21.45'te meydana gelen patlamanın ardından doğal olarak neler olup bittiğini anlamak için zaten burası kalabalıktı. Evlerinden ve dükkanlarından dışarıya çıktılar ve ikinci plan aslında devreye girdi. O hain teröristlerin yaptığı ikinci plan. Yaklaşık 10 dakika sonra 21.55'i gösterdiğinde saatler, Erdal biraz hızlı yürüyebilirsek, bu alan tamamıyla ilk patlamanın nedenini öğrenmek ve neler olup bittiğini anlamak için sokağa dolan vatandaşlar bu bölgeyi doldurmuşlardı. 7'den 77'ye aslında bütün vatandaşlar bu bölgeye yoğunlaşmışlardı. Aralarında çocuklar da var. İşte terör bir kere daha o dönem hain yüzünü gösterdi ve asıl büyük patlama, ilk patlamanın tuzaklama olduğu ortaya çıktı. Çünkü burada meydana gelen o ikinci patlamanın ardından. İşte bu bölgedeki bir çöp kutusuna bırakılan parça tesirli bomba büyük bir gürültüyle infilak etti, patladı ve adeta burada bir can pazarı yaşandı. O patlamanın ardından da maalesef çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, şehit oldu. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. İşte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri buradaki anıtta yaşatılıyor. 27 Temmuz 2008 tarihinde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimiz. Burada 18 tane isim var. 17 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 150'den fazla da yaralımız vardı. Ancak burada neden 18 isim var? Şu isme dikkat çekelim hemen. Filiz İkiz ve doğmamış bebeği Celil. Bu da buraya yazıldı. Maalesef Filiz İkiz'in de hamile olduğu anlaşılmıştı ve doğmamış bebeği de terör saldırısına kurban gitmişti. Burada mikrofon uzattığımız vatandaşlarımız aslında o günün dehşetini hala yaşıyorlar. Maalesef çok hiç alakası olmayan masum insanlar bu bölgede yapılan o hain saldırının ardından maalesef hayatını kaybetmişti. İşte patlamanın olduğu nokta artık tabii o izler de buradan kaldırılmış durumda. Fiziki olarak kaldırılsa da herkesin hala acısı taze diyebiliriz. İşte bugün o hain saldırının 12. yıl dönümünde acılar hala taze, ancak terörle mücadelede bütün hızıyla devam ediyor. Ramazan Almaçayır'a notları için teşekkür edelim. 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamıyor Gülistan Doku. Gülistan Doku'nun nerede olduğu henüz bilinmiyor ama Doku'nun ailesinin avukatından çarpıcı bir iddia geldi. O iddiaya göre Gülistan Doku'nun Rus asıllı sevgilisi daha önce Doku'yu 2 gün boyunca alıkoymuştu. Gülistan Doku 2 gün alıkonuldu. Bilirkişi raporuna göre Gülistan'ın zorla araca bindirilerek alıkonulduğu ortaya çıktı. Gülistan'ın zorla araca bindirildiğini gören bir vatandaş vardı. Onun ihbarı sonrasında biz öğrendik ki orada Gülistan alıkonulmuş. Alıkonulmuş, araca zorla bindirilmek istenmiş. Bilirkişi raporunda yer alan bilgilerde Gülistan'ın sevgilisinin babasına ait bir cep telefonundan arandığı, daha sonra patronundan izin alarak evine gittiği ifade edildi. Part-time olarak bir iş yerine çalışmaya başlıyor. O çalışması 4 ile 11 arası olması gerekir. 8 sıralarında şüphelinin babasının adına kayıtlı bir telefondan Gülistan aranması üzerine
patronundan izin alarak şüphelinin evine gidiyor. Saat 9 sıralarında. Saat 10.30 sıralarında evinden çıktığına ilişkin görüntüler var. Bu görüntülerde hızlıca Gülistan evi terk ettiği görülüyor. Arkasından şüphelinin hızlıca araca binip Gülistan'ın arkasından gittiği görülüyor. Gülistan'ı arama çalışmaları 204. günde devam ediyor. Ekipler Uzunçayır Barajı'nı didik didik arıyor. Balıkesir'de Edremit açıklarında bir balıkçı teknesi alabora oldu. Ne yazık ki acı haber geldi. İki kişi hayatını kaybetti. Üç kişi balıkçı teknesiyle Balıkesir Edremit'ten Burhaniye'ye gitmek için denize açıldı. Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan yakınları durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. 5 sahil güvenlik botuyla bölgede arama çalışması başlatan ekipler alabora olan teknenin yerini belirledi. Ekipler iki kişiyi boğulmak üzereyken müdahale ederken kurtardı. 62 yaşındaki Osman Sonragelen ise cesedine ulaşıldı. Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da 1999 depreminden önce inşa edilen bir binanın 9 katlı bir binanın zeminindeki kolonlar patladı. Kolonlar bu hale geldi, apartman boşaltıldı. Bursa Mudanya'daki Sardunya sitesi B blok 9 katlı 23 dairenin bulunduğu apartman 1999 depreminden önce yapıldı. Sardunya sitesinin hemen yanı başındayız. Kolonları büyük bir gürültüyle patladı ve bina sarsılmaya başladı. Tabii onunla birlikte de vatandaşlar deprem oldu korkusuyla panik halinde kendilerini dışarıya attı. Deprem oldu gibilerinden bir ses gelmiş. Sardunya sitesi boşaltıldı ve giriş çıkışlar kapatıldı. Ekipler Sardunya sitesinde bir inceleme başlattı ve binanın kolonlarının patladığını tespit etti. Yani 21 yıllık daire. Yani bu zamana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamış mıydı? Hayır. Geçen sene buranın dış cephe mantarlamasını yaptık. Binada yaşayan 70 kişi yakınlarının yanına veya otellere yerleşti. Apartmanın yıkılıp yıkılmayacağı yapılacak inceleme sonucu belirlenecek. İzmir'e gideceğiz. İzmir'de Foça'dan sonra Dikili'de de su sorunu ortaya çıktı. Peki İzmir'deki bu su sorunu neden çözülemiyor? Şimdi bu sorunun yanıtına bakalım. Kameralarımızı İzmir'e çevireceğiz. A Haber muhabiri Sefer Ayçe notlarıyla karşımızda olacak. Gökhan Kurt, iyi yayınlar diliyorum. Evet, bu sorun, su sorunu yıllardır İzmir'de var ama son yıllarda çok fazla olmaya başladı. Geçen haftalarda size Foça'yı ilettik. Foça'daki vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı ilettik. Aynı sorun tekrardan Dikil'de var. Dikil'deki vatandaşlar da bu sıcak yaz aylarında maalesef ki suları yok şu anda. Çeşmede de aynı sorun devam ediyor. Peki neden çözülemiyor bu yıllardır? Onu da konuma soralım. Neden çözülemiyor İzmir'in bu sorunu bu sıcaklarda? Evet. Şimdi içilebilir musluk suyu hayalinden, musluklarından su akmayan İzmir gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki. Maalesef ki. Tunç Soyer'in en büyük hedeflerinden biriydi, en büyük vaatlerinden biriydi içilebilir musluk suyu vaadi. Ama geldiğimiz noktada bakıyoruz ki, görüyoruz ki özellikle yaz aylarında ve turizmin çok yoğun olduğu bölgelerde Foça, Dikili, Çeşme, Karaburun gibi ilçelerde maalesef insanlar çok ciddi şekilde mağdur ediliyor. Bunun neden çözülemediği noktasına gelecek olursak bunun tek bir nedeni var. İSSU, yani İzmir'in su ve kanalizasyon kurumu olan İSSU'nun yeteri miktarda yatırım yapmaması. Evet. Biz bunu defalarca dile getirmemize rağmen, yatırımcı bir şirket olması gerektiğini söylememize rağmen bu noktada yeteri miktarda yatırım yapılmadı. Mesela 3 aylık, 4 aylık pandemi dönemi içerisinde hiçbir şekilde yatırım yapılmaz iken şu anda pandemi koşullarının biraz daha hafiflediği, insanların özellikle turizmle meşgul olduğu dönemlerde bu şekilde bir su kesintisinin yapılması oradaki insanlara yapılabilecek çok büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Bu sorun sadece az önce saydığım Dikili'de, Foça'da, Çeşme'de, Karaburun'da söz konusu değil. Şehrin değişik bölgelerinde de var. Kiraz'da da aynı sorun söz konusu. Beydağ'da da aynı sorun söz konusu. Burada altını çizmek istediğim başka bir husus var. Özellikle AK Parti hükümetinin, merkezi hükümetin son yıllarda yapmış olduğu yatırımlarla İzmir'deki su sorununun ortadan kalkması adına ciddi yatırımlar yapıldı, evet. Ciddi adımlar atıldı. Yakın zamanda
Kördez Barajı faaliyete geçti. Ama sorun şu, o barajın şehir içerisindeki konutlara suyun taşınabilmesi için altyapının hazırlanması gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu altyapı hazırlıklarını maalesef yerine getirmedi. Neden direniliyor? Neden yapılmıyor? Siz mecliste bunu getiriyorsunuz gündeme, ama neden yapılmıyor? Vatandaşlar çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Bakın, tankerlerle sular gidiyor. Evet. Su götürülüyor ama taşıma suyuyla değirmen dönmüyor. İzmirlerde maalesef çok zor günler geçiriyor. Maalesef. Neden yapılmıyor? Şimdi neden yapılmadığının birkaç gerekçesi olabilir. Bir, plansız bir belediye yönetimi, evet. Bütçenin yeteri miktarda değerlendirilememesi, iş bilmezlik, çok daha ilgincini söyleyebilirim. Buradan sizlerin aracılığıyla özellikle şu anda su sorunu yaşayan ilçelerdeki mahallelerin AK Parti'ye vermiş olduğu desteği de altını çizerek, seçimlerde altını çizerek belirtmek isterim. Bu çok önemli bir husus. Yani şu anda Dikili'de, şu anda Foça'da, şu anda Kiraz'da bahsettiğimiz su sorunu yaşanan köylerde ya da mahallelerin seçim sonuçlarına bakıldığında bu mahallelerin gerek yerel seçimlerde gerek genel seçimlerde özellikle AK Parti'yi desteklediğini görüyoruz. Zaten dediğiniz çok doğru, biz vatandaşlarla görüştük. Görüştüğümüz evet. Vatandaşlara kime oy verdiyseniz onlar gelsin evet. Diyorlar. Temel gerekçesi, temel sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ama bir taraftan sosyal belediyecilikten bahsedeceksiniz, bir taraftan sosyal demokrasiden bahsedeceksiniz, bir taraftan halkçılıktan bahsedeceksiniz ama bu ayrımları yapacaksınız. Evet. Ben meclis üyesi olarak özellikle Kiraz'daki su sorunuyla alakalı Kiraz Meclis Üyesi arkadaşlarımızla birlikte Tunç Soyer'in kendisine bu sorunun giderilmesi için birebir de bu sorunu belirtmemize rağmen hala 1,5 yıllık süreç içerisinde bu sorun giderilemedi. Bu kadar zor mu? Zor bir şey değil. Bir yılda bunların çözülmesi gerekir. Oradan bir kuyu açılacak, şebeke hattı döşenecek. Evet. Bir yıl içerisinde bunların yapılması gerekiyor. İSSU Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık bütçesi 3 milyar civarında. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 6 milyar civarında bir bütçesi var. Toplamda 9-10 milyar bütçesi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Artık burada tamamen bir art niyet, kötü niyet arıyoruz. Yani bu iyi niyetli bir yaklaşım değil. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi vatandaşların da söylemi aynı şekilde. Oradaki belediye yöneticilerin söyleminin bu şekilde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda İzmirlilere artık yeterince eziyet ettiklerini söylüyoruz ve haksızlık yapmamaları gerektiğini dile getiriyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Gökhan Kurt, İzmir'de dediğimiz gibi su sorunu devam ediyor. Özellikle tatil bölgelerindeki vatandaşlarımız gelen tankerlerle o suları gün içerisinde kullanmaya çalışıyor ama o sular bir saat akıyor. Yani taşıma suyuyla değirmen dönmüyor diyelim İzmir'de su sorununda. Sözü tekrardan sana bırakalım. Sefer Ayçe ve konuğuna da teşekkür edelim. Peki Kurban Bayramı'na da artık çok kısa bir süre kaldı. Peki kurbanlık etten hangi yemekler yapılabilir? Şimdi bu sorunun yanıtına bakma zamanı. Kurbanlık koyunlar kesildikten sonra etleri 6 parçaya ayrılıyor. Sonrasındaysa bu parçalar yemeklik haline dönüştürülüyor. Kesimden hemen sonra dikkat etmemiz hususlardan bir tanesi etleri sıcak sıcak üst üste koymamak. Üst üste koymayıp havalandırmak gerekli. Parça parça ayrılan kurban eti yemeklere lezzet katıyor. Kurban eti 6 eşit parçaya bölündükten sonra bunu gerdan, kol, kaburga ve but olarak adlandırıyoruz. Adlandırdığımız bu gerdan bölümünden ve incik ve kol bölümünden haşlamalık etlerimiz. Etin lezzetini daha da fazla almak mümkün. Bunun için etin doğru yerden doğru bir şekilde çıkartılması ve parçalanması gerekiyor. Örneğin ustamız şu anda el zırhıyla el kıyması çekiyor. Peki neden? Kebabın en lezzetli bölümü koyunun kaburga bölümünden olur, el kıymasında. Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazlar arasında kavurma yer alıyor. Kürek bölümünden de lahmacun eti veya kavurma etleri olabilir. Kurbanın etinin doğru kesilmesi de önemli. Etleri doğru yerden parçalamazsak eti araya vermiş oluruz. Yani ziyan etmiş oluruz. Nasıl yapacak? Kısa bir ara. Aranın ardından gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. A Haber ekranlarında gelişmelerle karşınızdayız. Yine ve yeni haftaya Mersin'den gelen acı bir haberle başladık. Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada otobüs şoförüyle 5 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bölgede yakından inceleme yapmak üzere Mersin'e gidiyor.
kaza sabah saatlerinde yaşandı. Mersin'in Mut ilçesinde askerleri sevk edildiği otobüs freni boşalarak şarampole yuvarladı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Mersin Valiliği kazada otobüs şoförüyle 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ağır yaralı 10 asker Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e. Peki detaylarda neler var? Kazaya ilişkin son bilgileri alacağız. Olay yerine dönüyoruz. A Haber muhabiri Mehmet Miraz telefon attığımıza. Mehmet Miraz, kolaylıklar dileyelim. Son bilgileri hemen senden alalım. Sabah saatlerinde Kıbrıs'a gidecek olan askerleri taşıyan otobüs Mut-Karaman yolu Zeytinlik Meclisi'nde devrilmesiyle otobüs şoförü ve 5 asker şehit oldu. 10 asker de yaralandı. Kazada yaralanan askerler Mut ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su yaralıların tedavi gördüğü Mut Devlet Hastanesi'nde ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından Mersin Valisi Ali İhsan Su gazetecilere yaptığı açıklamada kazanın 07:30 civarında meydana geldiğini, asker taşıyan sivil bir otobüs muhtemelen fren boşalması gibi görünüyor ama takikatta devam ediyor açıklamasında bulundu. Meydana gelen kazada askerlerin Manisa'dan Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gönderildiği ve Kuzey Kıbrıs'a gideceği öğrenildi. Otobüs şoförü ve 5 şehit asker ve 10 yaralı olan kaza yerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da incelemelerde bulunmak üzere Mersin'in Mut ilçesine geliyor. Aktaracağımız bu kadar. Yalnız biz isimleri şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama olmadığı için belirtemiyoruz. Belirtemediğimiz için de açıklamaların resmi olmasını bekliyoruz. Mehmet Miras'a notları için teşekkür edelim ve günün bir başka sıcak gelişmesi terörle mücadele notları. Ağrı, Iğdır ve Kars illerinde Yıldırım 3 Ağrı Dağı operasyonu başladı. Peki operasyona ilişkin son bilgiler ne, son detaylar ne? Hemen kameralarımızı sıcak noktaya çevireceğiz. Mehmet Keçkal karşımıza. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Önemli bir açıklama, önemli bir operasyon. Peki detaylarda neler var? Evet, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda Yıldırım 3 Ağrı Dağı operasyonu düğmesine basıldı. Ağrı, Iğdır ve Kars'ı kapsayacak olan operasyonda 86 tim 1170 personel sevk edildi bölge ve 1170 personelin görev yaptığını belirtelim. Operasyonu an itibariyle düğmesine basıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda bölgeye jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri ve polis özel harekat, bunun yanı sıra da güvenlik korucularından oluşan 1170 personel sevk edildi. Terörün ülke gündeminden tamamen çıkartılabilmesini hedefleyen operasyona havadan da destek verilecek. Aynı zamanda Erzurum'dan da jandarma özel harekat birliklerinin bölgeye sevk edildiğini ifade edelim. Yıldırım 3 Ağrı Dağı operasyonu an itibariyle başladı ve bölgede bulunabilecek, sızma girişiminde bulunabilecek teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve bölgeden tamamen arındırılması hedefleniyor. Operasyon kapsamında da 1170 personel, 86 timden oluşan 1170 personel görev yapıyor. Bölgede operasyonun an itibariyle devam ettiğini belirtelim. Yine Ağrı Dağı'nı ve Ağrı Dağı'nın çevresini, Iğdır ve Kars'ı da kapsayacak olan operasyonda çok sayıda güvenlik korucusu ve personelinde, toplamda 1170 personelinde görev yaptığını bir kez daha ifade edelim. Bizler gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça da sizlere operasyonla ilgili detayları vermeye devam edeceğiz. Söz tekrar merkezde. Mehmet Keçkeli, notları için teşekkür ederim. Bir başka sıcak gelişme. Terör örgütü PYD PKK ile başlarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi. İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan PYD PKK ile başlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Viyan Şervan Kod adlı Müslüm, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Müslüm, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Evet.
Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor dedik. Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama var. İran kuzeyinde Metina bölgesinde iki PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Metina bölgesinde terör örgütü mensubu iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik operasyonları Suriye'de de devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir PKK-YPG'li terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Türk askeri saldırı hazırlığında olan teröristlerin de izini sürüyor. Mehmetçik, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde iki PKK'lı terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde ise bir DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına aldı. Ve FETÖ ile mücadele diyeceğiz. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu, 2014'ten beri FETÖ'ye yapmış olduğu o operasyonların detaylarına bakalım. 2014'ten beri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 935 operasyon düzenlendi terör örgütü FETÖ'ye yönelik olarak. 6 yılda 27.309 şüpheli bu süreç içerisinde gözaltına alındı. Bir yandan da 10.021 şüpheli tutuklandı ve son bir bilgi, 2.820 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlandı. İşte terörle mücadele hem yurt içinde hem de yurt dışında. Hız ara vermeksizin devam ediyor. Dün Başkan Erdoğan İstanbul'da MIT'in İstanbul yerleşkesinin açılış töreninde de konuşmuştu. Özellikle de terör örgütlerine yönelik yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlara vurgu yaptı. Nerede olurlarsa olsunlar Türkiye onların ensesindedir dedi. Şimdi hem FETÖ hem de PKK ile mücadeledeki son duruma bakacağız. Önemli bir isim yayın konuğumuz, uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Sayın Mesut Hakkı Caşin. Sayın Caşin, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Dün Başkan Erdoğan da vurguladı. Terör örgütlerinin nerede olursa olsun Türkiye peşinde dedi. Özellikle yurt dışı operasyonlarına dikkat çekti. Bu operasyonları nasıl okumamız, nasıl değerlendirmemiz gerekir? Teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bir takım açıklamaların altında değişik kodlar olduğunu düşünüyorum. Bu kodlardan bir tanesi PKK'ya tarihin en büyük darbesini vuruldu. Doğru. Sayın İçişleri Bakanımız Soylu da ifade ettiler. Özellikle yurt içindeki insan sıkıntısı çok yüksek düzeye çıktı. Özellikle yine Diyarbakır annelerinin başlattığı hadise terör örgütünün motivasyonunu çok büyük ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Neden? Ben neden daha çıkayım diyor genç arkadaş. Haklı da tabii. Bu bir psikolojik harp meselesi ve devletin de daha iyi bir şekilde halka sahip çıkması terör örgütünün propaganda kaynaklarını kesmiştir. Yalnız burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği çok önemli bir husus daha var. Bu kodun altında MIT, Türk Silahlı Kuvvetleri Emniyet'in üçlü işbirliği ve koordinasyondan bahsetti. Bugüne kadar çektiğimiz zorlukların başında bu geliyordu. Yani maalesef Fethullah terör örgütünün verdiği zararla bu terörle mücadelede istediğimiz neticeyi elde edemiyorduk. Bakıldığında sayıları verdi, işte sizin de verdiğiniz gibi Mart ayı itibariyle 303 PKK'lının etkisiz hale getirildiği, bunlardan 117'sinin yakalanarak 81'inin şüpheli olarak hapsedildiğini gösteriyor. Teslim olanların en önemlisi lider kadronun içerisinde bir şekilde bunların etkisiz hale getirilmesi, terör örgütünün başsız bırakılması. Ancak burada Hava Kuvvetleri'nin de çok önemli vurgusunu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. İnsansız hava araçları maalesef geçen gün şehit olan polis istihbarat uçağımızın olduğu gibi, evet, uçaklarımız, AVAX uçakları ve en önemlisi milli uyduyla 7/24 terör örgütünün karanlıkta ve gündüzde her zaman takip edildiği Türk istihbaratının dünya ölçeğine geldiğini gösteriyor. Bu teknolojik altyapı ve liderlerin de hareketsizliğini sağlayacak olan istihbarat diplomasisini ortaya koyması Türkiye'nin çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı, tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Siz de vurguladığınız, buyurun, özellikle efendim, terör örgütünün elebaşı kadrosunun hareket edemez hale geldiğini biliyoruz. Ki bunu özellikle de aralarındaki konuşmalardan da duyuyoruz. Bu örgüt üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor?
Şimdi nasıl ki başsız bir çete iş yapamazsa, terör örgütü de bir çete teşkilatı malumunuz olduğu üzere ve bu çetenin bir şekilde baş kısmı etkisiz hale getiriliyor. Özellikle bu psikolojiyi bozuyor tabii. Neden? Altyapıdan, sempati düzeyinden örgüt içinde yükselmek, onları hero, kahraman olarak görenler, ben bunu mu örnek alacağım diyor. Çünkü dün de gördüğünüz gibi Irak'ta iki tane araç hareket halindeyken liderleri vuruldu. Evet. Şimdi burada başarının sırrında bir şey daha altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanı. Fiziki şartlar, yani Ankara ve istihbaratın, İstanbul istihbaratı ile karargahların yenilenmesi, bu bize çok büyük esneklik kazandırıyor. İHA'lar ve uydularla modern teknolojinin kullanılması ve PKK'nın sizin de belirttiğiniz gibi yurt içi, yurt dışı ve PYD ile beraber, burada çok önemli bir şey daha var. Bu örgütün Rusya, Suriye, Irak ve Avrupa'daki yapılanmaları an ve an takip ediliyor. Bu da Milli İstihbaratımız sayesinde oluyor. Ve FETÖ yapılanmasının özellikle Amerika ve Avrupa'daki ayağı ile bu işlerle kendini vakfetmiş vatan evlatları, ki bunlar MİT'in evlatları, isimsiz kahramanlarımız biliyorsunuz. Evet. Onlar ödüller ama cenazelerini bile bilmeyiz. Yabancı dili çok iyi bilen, kültürel yapıyı iyi analiz edebilen, eğitim düzeyi yüksek ve ileri teknolojiyi kullanabilen adamlar. Şimdi burada bir şey daha belirtmekte fayda var. İstihbarat devletin gözleri ve kulaklarıdır. İstihbarat jurnalcilik değildir. Nasıl Amerikalılar, Ruslar kendi ajanlarını KGB, CIA'yı mitleştirecek dilimler çeviriyorsa, Milli İstihbarat'ın da bugün ta Osmanlı'dan bu tarafa teşkilat-ı mahsusaya baktığımızda bu devletin kuruluşuna çok büyük katkıları vardı. Egemenliğin de vazgeçilmez bir unsurudu. Dolayısıyla onları biz küçümseyeceğimize yüceltmemiz gerekiyor. Onlar bizim görünmez isimsiz kahramanlarımız. Bu bakımdan bakıldığında devletin istihbaratsız yaşayamayacağını bu halkla paylaşmamız gerekiyor. Bir. İkinci evet. Husus da şu. Yani biz öğrenciyken istihbaratçı, MİT'çi dedin mi işte bu bizi yakalayan, çocuklara işkence eden insanlar, bu değil. Hı hı. Devletin bekası için ben de hainlik edersen beni de yakalasınlar. Bu çok önemli bir şey. Hı hı. Aksi halde hainden geçemezsiniz. Evet. Bu noktada özellikle Başkan Erdoğan de konuşmasında vurgulamıştı. Dünyadaki pek çok ülke artık Türkiye'den operasyonlar içinde destek bekliyor. Ki görüntülerde de ekranlara getirdik. Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekir bu başarıyı? Şimdi bu terminoloji olarak Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi istihbarat diplomasisi sayesinde oluyor. Ancak bunun altyapısının, yetişmiş insan gücünün de devlet desteğini de arkasına koyduğunuz zaman MİT'in bilginin etkin kullanımıyla beraber modern dünya istihbarat örgütleri arasında saygın bir yere geldiğini görüyoruz. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Pek çok devlet bizden yardım istiyor. Evet. Bu Türk'ün gücünü gösteriyor. Bir. İki, burada dış istihbarat da istihbarata karşı koyma. Şimdi buraya teknolojik kısma gireceğim müsaade ederseniz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı 3 tane şeyin önünde durdu. Bu bir, kriptoloji. İki, siber güvenlik. Üç, uydular. Dört, sinyal. Signal dediğim. Signal istihbarat dediğim. Yani PKK'lı telefonunu veya telsizini açtığı anda biz onu yakalıyoruz. Nerede olduğunu. Bu daha önce silahlı kuvvetlere bağlıydı. Genel kurmaya biliyorsunuz. Şimdi hepsi beraber ortak çalışıyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Uzaydan daha yatay olarak baktığımızda bütün dünya coğrafyasında dinleyen ve bunu iyi analiz edebilen bir Milli İstihbarat Teşkilatı ile karşı karşıyayız. Bu bizim stratejik istihbaratla terörle mücadele edeceğimizi arttırdığı gibi istihbarata karşı koyma dediğimiz, yani karşı casuslar, devletimizi yıkmak için burada faaliyet gösteren örtülü ajanların yakalanması, bunların tespiti ve adalete tesliminde de Milli İstihbarat'ın çok büyük bir faaliyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir. İkincisi şu, kaçırılan vatandaşlarımızın Somali örneğinde olduğu gibi veya başka ülkelerde teröristlerin burada dünyanın her yerinde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği o, yakalanıp etkisiz hale getirilmesi ve adalete teslim edilmesi, onların Türkiye'ye getirilmesi Milli İstihbarat sayesinde oluyor. Demek ki dünkü açılış Ankara'dan sonra Türkiye'nin geldiği noktayı, güçlü Türkiye'nin istihbaratında da güçlü olduğunu ve bunu diğer dünya devletleriyle, ki bu NATO, Amerika Birleşik Devletleri gibi müttefik ülkelerle de istihbarat paylaşımını ortaya koyduğumuzda, evet, bunun içerisinde Interpol de var, Türkiye'nin saygınlığını ve en önemlisi milli egemenliğimize göz koyabilecek olan kapalı veya açık düşmanları etkisiz hale getirebilecek etkin, caydırıcı bir güçten söz etmemiz söz konusu.
Ben burada Sayın MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve arkadaşlarını tebrik ediyorum bu başarıda. Evet. Bu Türk milletinin başarısıdır aslında. Sayın Caşın, bu noktada bu operasyonlarda Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğu silahlar sürece nasıl bir katkı sağlıyor? Çok teşekkür ederim. Şimdi bize Hollywood filmlerinde gösteriliyordu işte. Amerikalı ajan gidiyor Pakistan'da, Afganistan'da. İşte göğe çocukları kurtarıyor falan. Halbuki köyde düğünleri vurduklarını biliyoruz. Evet. Halbuki Türk insanı merhametlidir. Ve bu uydular, o söylediğim gözler ve kulaklar orada gerçek zanlının takibinde çok faydalı işler yapıyorlar. Ve discriminate targeting dediğimiz, gerçekten suçluyu dünkü olayda olduğu gibi takip edip delilleriyle beraber imha ediliyor. Bu bakımdan PKK'da hiçbir şekilde bize masum insanlar öldürüldü diye şikayette bulunuyor. Ha, bakmayın siz. Irak'ta bir takım şeyler yapıyorlar, propaganda faaliyetleri, ama delil koydukları zaman bu ortaya çıkmıyor. Nerede gördük bunu? Suriye'deki evet. Yaptığımız harekatlarda Türk ordusuna işte sivilleri öldürüyor diye iftira edildi. Baktık ki mayınları koyan PKK. Evet. Bunlar kendi yaptığımız istihbarat uygularıyla yakalan. Halbuki başka müttefiklerden aldığımız uydu görüntüleri ya karartılıyordu ya da terörist sınırdan kaçtıktan sonra bize veriliyordu. O zaman da asker yakalayamıyordu onları. Dolayısıyla sizin söylediğiniz çok önemli. Milli SİHA'ların, İHA'ların yapılması, milli uydumuzun yapılması, bu kombine edildiği zaman Türk istihbarat uçaklarıyla da beraber yerden yukarıya doğru ve genişte yatay ve dikey olarak bakıldığında yerdeki de insanlı istihbaratın bunu evet. desteklemesiyle birlikte biz çok iyi yerlere çok kısa zamanda geldiğimizi söyleyebilirim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Sayın Mesut Hakkı Caşin, çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için, kolaylıklar dileyelim. Ve gündeme ben ilişkin, teşekkür ediyorum, saygılar. Çok teşekkürler. Gündeme ilişkin bir başka sıcak başlık. AK Parti sosyal medyada başlayan rejim tartışmalarına yanıt verdi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma Türkiye'nin gündemi değildir dedi. Cumhuriyetimiz göz bebeğimizdir diye de ekledi. Cumhuriyetimiz göz bebeğimiz dedi, tartışmalara son noktayı koydu. AK Parti sosyal medyada başlayan rejim tartışmalarına yanıt verdi. Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle göz bebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma Türkiye'nin gündemi değildir. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın başkanlığında... Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Cumhuriyetimiz milletimizin asırlara dayanan büyük devlet geleneğinin birikimi ve billurlaşmış halidir. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle milletimizin özlemlerine sağlam adımlarla ulaşacağız. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Adalet Bakanlığı'ndan da önemli bir açıklama geldi. Mahkum yakınlarını ilgilendiren önemli bir detay. Şimdi hemen o detaya bakacağız. Kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. A Haber muhabiri Rüya Akkuş karşımıza. Rüya, kolaylıklar dileyelim. Önemli bir açıklama. O açıklamaların detayını hemen senden alalım. Gökhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir cezaevlerinde kapalı görüşler yapılamıyordu. İşte bu kapsamda önemli bir açıklama geldi. Kurban Bayramı'nın da yaklaşıyor olması sebebiyle Ağustos ayında birinci dereceden akrabalarla iki kez görüşme, kapalı görüşme yapılabileceğini duyurdu Adalet Bakanlığı. Tarihe de verelim isterseniz. 1-10 Ağustos tarihleri arasında ve 15-31 Ağustos tarihleri arasında görüşmeler yapılabilecek. Altını çizelim, açık görüş değil bunlar, kapalı görüş olarak yapılacak ama yine de ailelerle bir araya gelme imkanı sağlanacak. Peki kimler gidebilecekler? Onlara söyleyelim isterseniz. Mahkumlar anne babasıyla, varsa çocuğuyla, eşiyle yahut kardeşlerinden iki tanesiyle, hayattaysa büyük annesi, büyük babasıyla ya da torunlarıyla cezaevinde kapalı görüşlerini gerçekleştirebilecekler. Eğer ki bu görüşler esnasında aileler mahkumlara hediye getirdiyse de o hediyeler
özellikle cezaevinde ayrılan bir bölüm oluşturulacak. Orada 24 saat bekletilmeden mahkumlara verilmeyecek. Bu da koronavirüs tedbirleri kapsamında diyebiliriz bunun içinde. Yine aynı şekilde ateş, öksürük, burun akıntısı gibi bazı sağlık sıkıntıları olan mahkumlar herhangi bir koronavirüs değilse bile, sadece gribalse bile yine aynı şekilde kapalı görüşleri gerçekleştiremeyecekler. Kapalı görüşlerin yapıldığı kabinler oldukça küçük kabinler. Bu yüzden de görüşler tamamlandıktan sonra 15 dakika süreli havalandırmaları sağlanacak. Bununla da sınırlı kalınmayacak. Çamaşır suyu ya da farklı bir temizleyici maddeyle o bölmeler temizlenecek iki taraf için de. Yine aynı şekilde cezaevlerine geliş noktasında mahkum yakınlarından maskeyle gelmeleri isteniyor. Ama yanlarında yoksa cezaevlerine girerken de hem dezenfektan hem de maske verilecek. Özellikle giriş ve çıkışlarda kalabalık oluşturulmaması için 2 metre sosyal mesafe kuralına uyulacak. Tarih aralıkları niye bu kadar uzun diye sorulacak olursa da yığılma olmaması için bu kadar geniş tutuldu. Önceden 3 güne yayılırken şimdi bakıldığında 1 ila 10 Ağustos, 15 ila 31 Ağustos tarihlerinde yaklaşık 10 günden fazla bir şekilde süre ayrıldı ki kalabalıklar oluşturulmasın ve herkes yakınlarını cezaevinde ziyaret edebilsin. Az bir süre kaldı. Kurban Bayramı'nda yine bayrama da denk gelecek elbette. Bayram günü itibariyle hem bayramlaşmalar yaşanacak hem de hasretler giderilmiş olacak. Peki dünya hangi haberleri konuşuyor? Hangi haberler dünyanın gündeminde ilk sırada? Dünya bunu konuşuyor bölümünü başlatmanın zamanı. Öncelikle İngiltere'den bir görüntüyle devam edeceğiz. Aslında uzun yıllardır ekrana gelen bir görüntü. İngiltere Kraliçesi'nin kılıçla birlikte şövalyelik ünvanı ya da kutsamasını gösteren bu görüntü. Bu görüntü pek çok kesim tarafından modernlik ya da batılılık olarak algılanırken Cuma günü Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın kılıçla kılıçla birlikte çıkması ve hutbe vermesi tepkilere neden olmuştu. İşte bir yanda İngiltere'deki bu görüntü modernlik olarak yorumlanırken diğer tarafta Profesör Doktor Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ibadete açılması sırasındaki tarihi bir geleneği canlandırması ise eleştirilerin odağına gelmiş durumda. Şimdi dış haberlerde gündeme ilişkin bir başka gelişme. Çin'e gideceğiz. Çin'de malum günlerdir, hatta haftalardır etkili olan sel felaketi var. Çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştim. Bir yandan da bölgede etkili olan, özellikle ülkenin güneyinde etkili olan muson yağmurları hayatı felç etti. Yollar, caddeler suyla dolarken büyük toprak kayıpları da meydana geliyor ve bu olayda, yani Çin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri diyeceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bir felaketin aslında eşiğinden dönüldü denilebilir. Bir yolcu uçağı, küçük bir yolcu uçağı yerleşim yerinin üzerine düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Neyse ki daha büyük bir can kaybını da önüne geçilmiş durumda. Ama bir yandan da tabii ki koronavirüs diyeceğiz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir açıklama var. Hemen hemen herkes soruyor. Ne zaman eski normalimize döneceğiz? Yani maskeler çıkacak, sosyal mesafeden artık sosyal mesafe endişesi olmadan yaşantımıza devam edeceğiz diye, ama o iş öyle çok da kolay olmayacak gibi duruyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir daha hiçbir zaman eski normale geri dönemeyebiliriz. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bir açıklamaydı. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen uyarılarla birlikte pek çok ülke sınırlarını kapatmıştı. Bu kapsamda Suudi Arabistan'da yurt dışından gelişleri durduran ülkeler arasında. Ama haç farizasının nasıl gerçekleşeceği de merak ediliyordu ki geçtiğimiz ayda bu soru yanıtını bulmuştu. Suudi Arabistan'da yaşayanlar sadece haç farizasını gerçekleştirebileceklerdi ve haç kafileleri de zaten Mekke'ye ulaşmaya başladı. İşte o bu görüntüler en azından bu senelik olmayacak diyebiliriz. Ve belki de bugünkü bültenlerimizin ana gündem maddesi de altın fiyatlarındaki o hızlı yükseliş. Aslında o hızlı yükselişin altında yatan en önemli sebeplerden biri. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yeniden yükselen tansiyon. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Çin'in dünya ünlü teknoloji şirketi Huawei'de çalışan bazı üst düzey yöneticilere vize verilmeyeceğini açıkladı. Bu özellikle iki ülke arasında yaşanan ticaret savaşı sonrasında gerilimin daha da arttığını gösteriyor. Gerekçe ise Çin'in Huawei şirketinin üst düzeydeki yöneticilerinin Çin'in toplama kampları, Sincar Uygur özerk bölgesindeki toplama kamplarındaki yöneticilere yardım etmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması bu şekildeydi. Ve bir yandan da
Gündeme ilişkin bir başka gelişme. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19'un başladığı ilk dönemde ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalanmışlar ve uzun bir süre bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmışlar. Tom Hanks ve eşi iyileşti, Yunanistan'a geldi ve Yunanistan'da Yunan Başbakan Mitsotakis ile bir araya geldi. Ardından doğal az önce ekranlara getirdiğimiz fotoğraf karesini paylaştı. Yunan vatandaşlığını aldıklarını duyurdular. İşte Yunan Başbakanı eşi Tom Hanks ve eşi ellerinde ise Yunan pasaportunu görüyoruz. Bu da gündemin öne çıkan bir haberiydi. Yine geride bıraktığımız günlerin öne çıkan başlıklarından biriydi. Fransa'nın Nantes kentinde tarihi bir katedral yanmıştı. Bu yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Üstelik o yangını çıkaran kişi de yakalandı. Zanlının ilk ifadesi ise oldukça ilginç. Çünkü yangını huzura ermek için çıkardığını söyledi. Ama daha sonra pişman olduğunda sözlerine ekledi. Ve yaklaşık 454 yıldır devam eden bir gelenekle dünya turunu sonlandıracağız. Bosna Hersek'te düzenlenen Mostar Köprüsü atlayışları yaklaşık 454 yıldır devam ediyor ve her yılda yoğun ilgi görüyor bu gelenek. Peki sosyal medyayı ne kadar kullanıyoruz? Aslında sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın da ana gündem maddesi sosyal medya kullanımı. Çünkü teknoloji geliştikçe sosyal medyaya olan bağımlılık da artıyor. Yapılan araştırmalarsa nüfusun çok önemli bir kısmının sosyal medyaya artık bağımlı hale geldiğini gösteriyor. Yani başka bir deyişle sosyal medya küresel bir sorun haline de geliyor. Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri her geçen gün artıyor. Kullanım şekli de değişiyor ve gelişiyor. Bu durum bazı küresel problemleri de beraberinde getiriyor. Pek çok ülke vergi, güvenlik, özgürlük, içerik gibi konularda ilgili servis sağlayıcılarla uyuşmazlık yaşıyor. Üstelik milyonlarca aktif kullanıcısı olan platformlar kullandıkları algoritmalarla kullanıcılar üzerinde etkili olabiliyor. Dünyada 5.2 milyar kişi mobil telefon kullanıyor. 4.54 milyar kişi internet kullanıcısı. 3.8 milyar kişi ise aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Peki, vaktimizin ne kadarı internette geçiyor? Kullanıcılar günde ortalama 6 saat 43 dakikalarını internette geçirirken, bunun 2 saat 24 dakikasını sosyal medya platformlarında harcıyor. Türkiye ise günlük 2 saat 51 dakika sosyal medya kullanımıyla, 7 saat 29 dakika internet kullanımla dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Sosyal medya sitelerinin kullanım oranları arttıkça reklam gelirleri de hızla yükseliyor. Örneğin ABD merkezli sosyal medya devlerinden Facebook, geçen yıl 70.7 milyar dolar gelir sağladı. Gelirlerinin tamamına yakını reklam servislerinden oluştu. Türkiye'de en çok tercih edilen sosyal medya platformu ise Instagram. Hemen ardından da Facebook ve Twitter geliyor. Peki, dünyanın manşetinde hangi haberler var? Şimdi bültenimizde o manşette öne çıkanlara bakacağız. İlk durağımız Rusya. Russia Today ile başlayacağız. Russia Today'in manşetinde Rusya'nın savunma sistemlerindeki, savunma sanayindeki atılımları yer alıyor. Son teknoloji bir füze sisteminden bahsediyor. Rusya'nın Zircon adı verilen hipersonik füzesinin alanında eşsiz olduğunun vurgusu yapılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da gelen o açıklama ki bu füzenin Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli bir rakip olarak da çıkabileceği belirtiliyor. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri diyeceğiz çünkü New York Times'e bakacağız. New York Times'in gündeminde ise George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri ve artan şiddet olayları yer alıyor. Özellikle de Portland'daki mahkemenin vermiş olduğu karar sonrasında eyalette yaşanan o şiddet gösterileriyle birlikte artık bir kaos dalgasının şehirde yayılmaya başladığında altı çizilmiş manşette. Deutsche Welle diyeceğiz. Deutsche Welle gündeminde ise aslında Holokost kurbanları ile ilgili önemli bir haber var. Son Nazi subayı da Almanya'da Holokost mahkemesinde yargılanıyor denilmiş. O fotoğraf karesinde 93 yaşındaki eski Nazi subayının yargılandığı belirtiliyor. O anlarda yine Almanya'da gündemde. Ve Rio Times Brezilya diyeceğiz. Brezilya'da ise aşı çalışmalarına ilişkin önemli bir, aslında umutlandırıcı bir haber var. Fakat haberin kaynağı Brezilya değil, Arjantin. Arjantin'de atların kanlarındaki plazmalardan alınan plazma maddelerinin
insanlarda kullanılmak için test aşamasına başlandığı belirtiliyor. Yani insanlarda aşı konusunda önemli bir ilerleme sağlanmış durumda at serumu denemelerinde. Bu da Arjantin'den aktaracağımız son haberdi. Malum Güney Amerika'da koronavirüsün merkez üssü konumunda. Ve bir yandan da aslında koronavirüse ilişkin detayları aktarırken özellikle geçtiğimiz aylarda salgınla birlikte pek çok kişi evde oturmuştu ki evde oturulmasıyla birlikte aslında çoğu kişi de yemek yedi ve kilo almakta kaçınılmaz oldu. Ve normalleşme süreciyle birlikte pek çok kişi de sokaklarda spor aletlerinde spor yapmaya başladı. Ama uzmanlardan da önemli bir uyarı var. Çünkü kontrolsüz ve bilinçsiz yapılan sporlar geri döndürülemez hasarlara da neden olabilir. Bir karışmış. Şimdi öncelikle geldiğimizde birden alet kullanmaya başlamıyoruz. Bir yürüme periyodundan sonra bir 15 dakika yürüdük geldik. Normalleşme süreciyle birlikte spor severlerin tercih ettiği mekanlardan biri de parklar oldu. Peki parklarda bulunan aletlerin doğru kullanımı nasıl olmalı? Eğer doğru kullanılmazsa bir sakatlığa sebebiyet verir mi? İşin uzmanına sorduk. Pandemi nedeniyle eve kapanan spor severler normalleşme süreciyle birlikte soluğu parklarda ve sahillerde alıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Parklarda bulunan spor aletlerini kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yanlış yapılan hareketler kalıcı sakatlıklara bile yol açabiliyor. Yani yürümeyi taklit eden bir alet, yürüme aleti. Biz bunu normal yürüyüşte de yapabiliriz ama dar bir alanda hani alet üzerinde de çalışmamız söz konusu olabilir. Karşılıklı konumlanıyoruz ve kol bacak kaslarını çalıştıran bir alet. Spor severlerin en çok dikkat etmesi gereken konuysa aletleri doğru kullanmak. Dikkatli olmalıyız. Aynı zamanda denge de gerekli. Hani denge problemi olanlar dikkat etsin. Yaralanmalar olabilir. Yine eklem problemleri, kireçlenme olsun, menisküs problemleri, bağ problemleri olanlar dikkatli olmalı. Spor aletlerini kullanırken dengeyi sağlamak da çok önemli. Kurban Bayramı'na artık çok kısa bir zaman kaldı. Tabii merak edilen sorulardan biri de Kurban Bayramı'nda havaların nasıl olacağı. Peki bir yandan da yeni bir haftaya başladık. Hem yeni haftada hem de Kurban Bayramı'nda havaların durumuna bakalım şimdi. Yurdumuzun daha çok kuzeydoğu kesimlerinde yağışlar bekliyoruz. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olmasını beklemekteyiz. Yeni haftada Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yağış etkili olacak. Genellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış ve sağanak yağış şeklinde yağışlar bekliyoruz yarın için. Salı günü yağışlar Marmara'nın doğusundan başlayıp Karadeniz'in tamamını etkileyecek. Peki bayramda Türkiye'nin havası nasıl olacak? İç, doğu ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde sıcaklıklar beklemekteyiz. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış devam edecek. Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda Kars, Ardahan çevrelerinde yağışlar bekliyoruz. Onun haricindeki yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava söz konusu olacak gibi bayramda. 3 büyük ilde yağış yok. İstanbul'da 30 ila 31 derece civarında sıcaklıklar bekliyoruz. Gece sıcaklığı ise 22-23 derece civarında olacak. Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu bir havası hakim. Ankara ve İzmir'de ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Başkentte 32 ile 34 derece civarında gündüz sıcaklığı olacak. Bu İç Anadolu bölgesi ve Ankara için mevsim normallerinin üzerinde. İzmir'de 36 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları söz konusu. Ne yazık ki gündelik hayatımızın en önemli parçalarından biri plastikler. Ancak uzmanlara göre plastikte kullanılan kimyasallar insan sağlığı üzerinde önemli sonuçlara da neden olabiliyor. Şimdi o uyarılara bakalım. Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat. Plastik ürünler mutfak malzemelerinden tekstil ürünlerine, bebek bakım ürünlerinden inşaat malzemelerine, oyuncaklardan pet şişelere kadar birçok ürünün yapısında mevcut. Uzmanlar bu kimyasalların hormonların yapısını, metabolizmasını bozarak başta üreme, tiroid, pankreas gibi birçok hormonal bezdeki hormonlara zarar verdiğine dikkat çekti. Peki bu kimyasallardan nasıl korunabiliriz? Plastik yerine cam ürünleri tercih edilmeli. Plastiklerin etiketlerini incelemek alışkanlık haline getirilmeli. BPA ve DEHP içermeyen plastikler tercih edilmeli. BPA 3 ve 7 olanlarından kesinlikle uzak durulmalı. Gıda ve kozmetikte en az koruyucu ve renklendirici olan ürünler satın alınmalı. Mutfakta kesme doğrama işlemleri için tahta tercih edilmeli. Tek kullanımlık ürünler tekrar kullanılmamalı. Yüzeyi hasar gören plastikler atılmalı. Plastik kaplarda ısıtma, dondurma işlemleri yapılmamalı.
bu uyarılar dikkate alınmadığında kanser gelişimini artırıyor, kısırlığa neden oluyor. Güne ve haftaya acı bir haberle başlamıştık. Mersin'de yaşanan trafik kazasında 6 askerimiz şehit olmuştu. O son dakika gelişmesini aktarmıştık. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olay yerinde incelemelerde bulundu. Az önce ekranlara getirdiğimiz bir haberde işte onun görüntülerine bakalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dindar'la birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. İkisi şoför, 4 askerimizle birlikte 6 şehidimiz var bu kazada. Sabah saatlerinde meydana gelmişti. Mersin'in Mut ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden askerlerimizi taşıyan otobüs direksiyon hakimiyetini kaybetmiş şoför ve kontrolden çıkmıştı, devrilmişti. İşte o kazada 4 askerle 2 şoför şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Kazanın yaşandığı noktaya gitti. 10 askerimiz de yaralı. Yaralı olan askerlerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavilerine de devam ediyor. İşte o incelemeye ilişkin görüntüleri de ekranlara getiriyoruz şu an. Lig tamamlandı ama futbol heyecanı tabii ki bitmedi. Bültenimizin bu kuşağında ise sporu, futbolu konuşacağız. A Haber spor şefi Ali Barensel yayın konumuz. Ali Barensel yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Şimdi lig tamamlandı dedik ama heyecan bitmedi çünkü playofflar var. Evet. Nedir sonuç? Dün çok önemli karşılaşmalar vardı TFF 1 playofflarında ve iki ekip adını finale yazdırdı. Bir tanesi Adana Demirspor. En son 93-94 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı Adana Demirspor ve bir tanesi de Karagümrük. Karagümrük de en son 83-84 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı. Dün oynanan karşılaşmalara baktığımızda Adana Demirspor Bursa Spor'u 3-0'la geçti. Akhisar Spor kendi sahasında Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Yılmaz Hoca, Yılmaz Vural Akhisar'ı çıkartamadı ama evet. Gerçekten müthiş bir mücadele ortaya koydu Akhisar. Karagümrük adını finale yazdırdı. 30 Temmuz çarşamba günü oynanacak. Biraz önce Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama geldi. Karşılaşma Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanacak. Bugün belli olacaktı. O da oldu. İki ekibe de başarılar dileyelim. Süper Lig yolunda. Evet, Süper Lig'in yeni temsilcisinin kim olacağı da belli olacak. Ya Karagümrük ya Adana Demirspor. Tabii ki dün Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti, evet. Ama yurt dışındaki liglerde de şampiyonlar olmaya başladı. Ve İtalya diyeceğiz. İtalya diyelim, Juventus. Adeta şampiyonluğa ambargo koydu Serie A'da. Peş peşe 9. şampiyonluğunu elde etti. Sarri'nin öğrencileri ve Cristiano Ronaldo. Birazdan onunla ilgili bir grafik de ekrana, evet, gelecek. 2 senedir İtalya'da 2. şampiyonluğu, bir süper kupa, 31 golle tamamladı. Ve tabii bizim gururumuz Merih Demiral. Juventus'ta forma giyiyor. Merih Demiral Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu unvanını da aldı. Güzel görüntüler vardı soyunma odasında. Cristiano Ronaldo selam gönderdi Türkiye'ye. Evet, o da oldukça önemli. Sosyal, evet, medyanın da gündeme haline geldi o görüntü, ki o görüntüye de hemen bir bakalım. Türkiye. Merhaba Türkiye. Merhaba. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Evet, bu da güzel bir görüntü. Çok renkli görüntüler. Buffon, tüm o dev İtalyan futbolcularla birlikte o sevinci yaşadı Merih. Merih'in kariyeri açısından da oldukça tabii önemli bir dönüm noktası diyebiliriz. Bir Juventus grafiğini ekrana getirirsek, daha doğrusu şöyle yapalım. Cristiano Ronaldo diyelim. Cristiano Ronaldo hakikaten artık hani kariyerinde almadı, kupa kalmadı. Bir tek Dünya Kupası yok ama baktığımızda 5 UEFA... Barco bile dolmuş durumda. Barco taştı. 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 La Liga, 2 İspanya'sı, 3 İspanya Süper Kupası, İngiltere Lig Kupası 2 adet, Portekiz Süper Kupası 1 tane, İngiltere Federasyon Kupası 1, UEFA Uluslar Kupası Portekiz'de 1, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 4 kez kazandı, 3 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Kral Kupası, 2 FA Community Shield İngiltere, 1 İtalya Süper Kupası ve
Serie A'da da ikinci zaferini yaşadı Cristiano Ronaldo ve Portekiz'de de bir milli zafer diyelim, Euro şampiyonu ki o da hakikaten Portekiz'in elde ettiği önemli başarılardan bir tanesiydi. Cristiano Ronaldo daha ne olsun? Yani 23 yaşındayken Manchester United'da 31 gol atmış Premier Lig'de. Manchester United tarihinin en çok bir sezonda gol atan futbolcusu, 35 yaşına geldi. Serie A'da 31 gol kaydetti. İnanılmaz bir başarı. Juventus'un da 36. şampiyonluğu, Inter'in ve Milan'ın iki katı. 18 Inter, 18 Milan. Juventus hakikaten İtalya'da ligi domine eden takım Juventus. Tarih yazmaya devam ediyor, evet. Ama tabii ki sadece İtalya Ligi değil, İngiltere'ye de bakmamız gerekiyor. Premier Lig'de de heyecan var. Peki oradaki son durum? Şimdi Premier Lig'de dün dosya kapandı, perde kapandı. Jamie Vardy, o da 33 yaşında önemli bir ünvanın sahibi, evet, oldu Jamie Vardy. Çok güzel hikayesi var şimdi tabii, burada zaman yetmeyecek ama Vardy'nin o hikayesini anlatmaya. 23 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Premier Lig'de gol krallığını elde etti. 33 yaşında ve Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı ünvanını aldı. Ve Liverpool'un şampiyonluğu zaten haftalar önce belli olmuştu. Kupalarını da aldılar ama Şampiyonlar Ligi'ne gidecek iki takım belli olacaktı. Hı hı. Chelsea ile Manchester United da Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Bu iki ekip ilk dörde kalarak ve Premier Lig'e de veda eden ekipler Bournemouth, Watford ve orada bir yanlışlık var. Aston Villa değil, Norwich City olacak. Bournemouth, Watford ve Norwich City İngiltere Premier Ligi'ne veda ettiler. Aston Villa son anda kurtardı. Evet. %38'di kalma şansı hani maç öncesindeki istatistiklere göre ama Aston Villa bunu başardı. West Ham deplasmanında elde etti. 1-1'lik beraberlikte ve Liverpool da ligi 99 puanla zirvede tamamladı. Ki ve hasret oldu o şampiyonluğa. Evet. En sonunda bu sene kavuşmuş oldu. Bir kez daha tekrarlayalım istersen. Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Manchester United Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı elde ettiler. Manchester United uzun süredir yoktu. Alex Ferguson'ın öğrencileri hasretti Şampiyonlar Ligi'ne. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırmaya başardı. Lampard bu sezon beklentilerin üstünde bir performans ortaya koydu Chelsea ile. O da ilk dörde kalarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Vaktimiz varsa hani bir şey daha son söylemek istiyorum. Tabii Manchester United UEFA Avrupa Ligi'nde büyük ihtimalle Başakşehir'in rakibi olacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için UEFA Avrupa Ligi'ni almak gerekiyor. Ama Manchester United o bileti İngiltere Premier Ligi'nde aldı. Ben artık Başakşehir karşısındaki olası o karşılaşmada Manchester United'ın çok böyle hani yüksek viteste oynamayacağını düşünüyorum. Bence bu dördüncülük Başakşehir'in de lehine bir gelişme oldu. A Haber spor şefi Ali Barensel, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Her gün artık yayınlarımızda Ali Barensel bize futbol dünyasındaki gelişmeleri aktaracak.